فكذلك قال ربك عليهم هو السماوات قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قال أعيذك أن لا أشرك بك ثلاث ليال يا فأرسلنا إليهم روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن إن كنت تقيا. Şu anda dışarıdaki nesil çok bozuk bir nesildir. Yani bozuk bir nesil derken yani haramın, helalin yok sayıldığı bir toplumun içerisindeyiz. Yani şu anki yetişen dünya nesillerinde yani yeni doğan çocukların aklı boş olarak doğuyor. Nasıl derseniz daha 1-2 yaşından başlıyor telefon yani YouTube'dan açtığı videolarda, Google'dan yani saçma sapan oyunlarda falan boş yere bilgi kirliliği yani beynini kirletiyor. Evet. Ama medresede olunca hem günahlardan uzak kalıyorsunuz hem de temiz bir hayat yaşıyorsunuz. Burada hocalarımızın bize verdiği dersler var. Fıkıh dersi, akaid dersi gibi böyle İslami alanda verilen dersleri var. Burada öğrendiğimiz bilgilere göre yani öğrendiğimiz bilgilerden dolayı böyle öğrendiğimizi biz de uyguluyoruz. Onlardan dolayı uzaklardan günahlardan uzak kalıyoruz. Bu dünya gelip geçici boş bir dünya. En fazla yani 60-70 yaşında ölebilirsin ama diğer dünya, diğer ahiret hayatı sonsuz bir hayattır. Bu dünyada 60 yıl çekersiniz ama ahirette sonsuz bir şekilde yaşarsınız. Bu dünyanın nefsine ve bu dünyanın zevklerine göre şekil almayıp da ahirete göre şekil almak. Yani namazımızı kılmak, dinin emirlerini yapmak, günahlardan uzak kalmak gibi böyle İslam'a yakınlaşmaları lazım. İslam'a tam anlamda yaşamaları lazım. Hani Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman insan içindeki sıkıntıları atıyor. Mesela canı sıkıldığı zaman insan Kur'an okuyunca huzur buluyor. Hani böyle ben bazen üzüldüğüm zaman evde veya bir sıkıntım olduğu zaman Kur'an'ı okuyorum ve rahatlıyorum yani. Burada ezber yaptığımızda da Kur'an okuyarak yani eğlenceli oluyor. Yani benim için rahatlıyorum böyle, güzel oluyor. Kur'an okuduğumuz için yani burada da akaid, fıkıh, ondan sonra hadis, Peygamber Efendimizin hayatın gibi dersleri gördüğümüz için oradaki sevap ve günahın yani bir amelin karşısındaki mükafatı görünce günahlardan insan yani uzak oluyor ister istemez. Cehennemin korkusunu da yaşadığı zaman yani cehennemin o ızdırabını düşündüğü zaman korkuyor, o yüzden de günahlara dalmıyor. Kur'an okuduğu için de zaten bunlara çok meyil etmek hoşuna gitmiyor. Abi önceden şey yapıyordum mesela. Önceden okula giderdim buraya gelmeden önce. Okula giderdim yani yaramazlık peşinde. Hep yani böyle yani nasıl diyeyim. Çocukların bir şeylerini alırdım. Öyle çocukları döverdim. İşte öyle zamanımı öyle geçirdim. Sonra eve gider annem babam yani çok annem babama çok şey yapardım. Saygısızlık yapardım mesela. Öyle hayatım kötü geçti. Ondan sonra ben küçüklükten beri hafızlık kursuna gitmek isterdim abi. Şimdi Allah'a şükür buradayım. Buraya geldim abi şimdi kötü işlerden yani nasıl diyeyim böyle mahalledeki pisliklerden, evde anne babaya saygısızlıktan abi Allah'a şükür uzaklaştım. Allah sevdiği kuluna mesela kendine dua eden, kendine Kur'an okuyan, kendi böyle ibadetlerini yapan insana Allah icabet eder abi, dualarını kabul eder. Ondan sonra inşallah abi o adama cenneti verir. Hep birlikte burada erdemli bir nesli inşası için mücadele ediyoruz inşallah. Tabii gaye rıza-i ilahi olduğu için hem kendimizi hem ehlimizi hem de bize emanet edilen bu çocukların eğitimi açısından, İslami eğitimi açısından bir sorumluluğumuz malum. Büyük bir sorumluluktur bu. Çünkü anneler, babalar büyük beklentilerle bizlere bu çocukları emanet ediyorlar. Biz de onları kendi çocuklarımız gibi görerek yemesinden, içmesinden, giyinmesinden, hal ve hareketlerinden, küçüklerine karşı, büyüklerine karşı olan terbiye durumlarından her birinden kendimizi mesul hissediyoruz. Ve bu böyle olmalıdır. Ümmetin çocuklarıdır, bizim çocuklarımızdır. Bundan dolayı yükümüz ağır, işimiz zor. Fakat ebed, fakat ecir ve İnşallah mükafat da o denli büyük ve yücedir. Bunu biliyoruz, buna iman ediyoruz. Biz burada çocuklarımızla birlikte olduğumuz gibi cennetteki bir hayatı da hayal ediyoruz, düşünüyoruz. Bu minvalde çalışmalarımızı bu yönde hareket ettiriyoruz, devam ettiriyoruz. Tabii ki Allah'ın büyük bir lütfudur. Yani biz kendimizi yeryüzünün en büyük eğitmenleri veya en kıymetli eğitmenleri ve öğrencileri olarak görüyoruz. Bu nedenle Kur'an öğretmek ve Kur'an öğrenmek en büyük, en güzel meslek ise en güzel şükrü de bizim eda etmemiz lazım. Bunu da ancak hem bizler hem çocuklarımız hıfz ettiğimiz Kur'an'ı yaşayarak Rabbimize hamdımızı, şükrümüzü bu şekilde sunabiliriz. Ne kadar Kur'an'ı yaşarsak hayatımız o denli güzelleşir. Kur'an'dan ne kadar uzak kalırsak o denli bedbaht bir dünya ve ahiret hayatına uğrarız.